Asrın felaketinin ardından hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Hazırlanan yasa ve kampanyalarla birlikte yeni yılda kentsel dönüşüm seferberliği ilan edildi. İstanbul'da 1,5 milyon konutun 5 yıl içinde yenilenmesi planlanıyor. Ama riskli evlerde yaşayan vatandaşlar açısından en büyük engel işin maliyeti. Bu konuda devletin verdiği destekleri size için araştırdık. Riskli bir yapı bile kalmayacak hedefiyle dönüşüm için destek üstüne destek geldi. 2024 yılı kentsel dönüşüm açısından seferberlik yılı ilan edildi. İlk 5 yıl içinde İstanbul'da 1,5 milyon evin dönüştürülmesi düşünülüyor. Tabii evi dönüşüme girecek olanlar biraz tedirgin. Nasıl olacak, şartlar ne, maliyet ne, ama onlara ciddi anlamda avantajlar sağlanacak. İşte o kolaylıklar. Yarısı Bizden kampanyası dahilinde tarihin en büyük yardımı sağlanıyor. Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşüme girecek her bir konut için 1,5 milyon lira destek verilecek. 100 bin liralık kira desteği ise içeride mal sahibi yaşıyorsa mal sahibine, kiracı eğer oturuyorsa kiracıya o 100 bin lira verilecek. Dolayısıyla ilk kez bir kiracıya bu denli bir toplu para verilmiş olacak bu süreçte. Kredilerin ödenmesi için de hak sahiplerine büyük destek sağlandı. Söz konusu 700 bin lira finansmanın bir yıl içerisinde geri ödenmesi halinde ise hak sahiplerinden herhangi bir şekilde faiz talep edilmeyecek. Evler bitmeden ödemeler başlamayacak. Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesine de özel bir kampanya hazırlandı. Yıkıma uğrayan illerde kamu eliyle konutlar yapılırken bir de yerinde dönüşüm kampanyası başlatıldı. Evini ve iş yerini dönüştürmek isteyene konutlar için 750 bin lira kredi, 750 bin lira hibe, ahırlı köy evleri için 1 milyon lira kredi, 750 bin lira hibe, iş yerleri içinse 400 bin lira kredi ve 400 bin lira da hibe desteği sağlanıyor. Kampanyalar dahilinde dar gelirliler de unutulmadı. Artık devletle ev sahibi ortak olacak. Süreç dahilinde ödemede güçlük yaşayan ev sahiplerine devlet eli uzanacak. Ev sahibi daha sonrasında borcunu ödeyip tapuyu üzerine alabilecek. Üstelik tüm bunlar kolaylıkla e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Riskli yapı ilan edilmesinden tutun da riskli yapının tespiti, kira yardımına kadar tüm başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.